Değerli izleyiciler, hepinize merhaba. Bugün de Özge ile Hayatın İçinden programına, Kanal B stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuya yer vereceğiz ama vermeden önce tüm İslam aleminin efendim Ramazan ayı mübarek olsun. Dualarınız kabul, dilekleriniz kabul olsun efendim. Çok önemli bir ay içerisindeyiz. Her şeyin en güzeli ama en hayırlı olanının sizlerin olmasını istiyorum. Bu temennilerle beraber bugün çok değerli bir konuya yer vereceğimizi belirtmek istiyorum. Bugün Diş Hekimliği Fakültesinden çok değerli hocalarım var. Akdeniz Üniversitesi'nden sağ olsunlar, beni kırmadılar, geldiler. Bugün sizlere dişi konuşacağız bakalım. Hem çocuk dişini konuşacağız bugün, çocuk diş sağlığını konuşacağız. Hem de diğer bu endodonti ve ortodonti bölümleriyle alakalı da çok değerli hocalarım bugün misafirim olacaklar. Ve güzel bugün diş sağlığına biraz yer verelim bakalım neler çıkacak. Profesör Doktor Kürşat Er, efendim endodonti anabilim dalı başkanı, hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Alper Kuştarcı dekanımız, Doçent Doktor Elçin Esenlik, Ortodonti Anabilim Dalı Başkanımız ve Doktor Öğretim Üyesi Zülfikar Zahit Çiftçi, Çocuk Diş Sağlığı Öğretim Üyesi. Efendim hoş geldiniz tekrardan şöyle toplu. Nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bugün çok önemli bir konuya yer vereceğimizi söyledim zaten programı açarken. Diş sağlığı çok önemli bir konu. Genel anlamıyla söylüyorum. Şimdi birimlerinizde, daha doğrusu ana bilimi olarak farklı farklı bunları açacağız, konuşacağız. Ben de soracağım. Hatta bugün böyle uygulamaları göstereceğiz. Diş fırçalama tekniğini konuşacağız. Çocuklarımız üzerinde konuşacağız. Birbirinden değerli konulara yer vereceğiz. Böyle başlamadan önce şöyle yapalım o zaman. Dekanım, sizinle başlayalım. Tabii. Evet, hem sizi böyle kısa da bir tanımak isteriz. Değerli izleyicilerim, hem bir sizi tanısın. Sonrasında da böyle Diş Hekimliği Fakültesi'ni, çünkü Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi gerçekten çok önemli, çok takdire şayan. Biz bunları biliyoruz. Hangi bölümler var? Biraz böyle fakültemiz hakkında da bilgi sahibi olalım. Tabii ki. Ben Profesör Doktor Alper Kuştarcı, Diş Hekimliği Fakültesi dekanıyım. Ayrıca endodonti anabilim dalı öğretim üyesiyim. Şu anda biz 8 anabilim dalımızla hizmet vermekteyiz halkımıza. Fakültemiz 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. 2012 yılında ilk hasta kabulümüze başladık, kliniklerimizin açılmasıyla. Ve aynı yılda yine öğrenci kabulümüze de başladık lisans düzeyinde. Şu an için 90 tane ünitle geçici bir binamızda hizmet vermekteyiz. Ancak yeni binamızı teslim aldık. Yaklaşık 24 bin metrekarelik bir binamız var. Öğrencilerimiz şu anda orada eğitimlerini sürdürmeye başladılar. Klinik kısmının açılması için de ihale süreçleri devam ediyor. İnşallah yaz sonu, sonbahar gibi de çok daha iyi kliniklere, çok daha iyi şartlar hizmet vereceğimiz bir hastanemiz olacak. Lokasyon olarak şu anda mevcut bulunduğu yere yakın mı? Şu andaki mevcut binamızın hemen yanında. Hemen yanında. Gerçekten çok güzel bir bina. Öğrencilerimiz özellikle burada çok bizden istiyorlardı. Hocam ne olur mezun olmadan şu binaya girelim, buradan mezun olalım. Yaklaşık bir ay öncesinde falan derslikleri hizmeti açtık. Bu arada bizim yaklaşık 440 tane öğrencimiz var lisans düzeyinde. Harika. Onlar şu anda oradalar. Fakültemiz hakkında bilgi verecek olursam, lütfen, özellikle hastalarımız için yaklaşık 125 adet akademik personelimiz var. Öğretim üyesi ve asistan bazında. 8 ana bilim dalı altında hizmet veriyoruz ve çağın gerektiği de en modern tedavi, en modern cihazlarla şu anda hastalarımıza sunuluyor. Hastalarımız fakülteye geldiğinde ağız, diş ve çene radyolojisi bölümüne ilk olarak giriyorlar. Orada genel bir muayeneye tabi tutuluyorlar. Röntgenler çekiliyor, muayeneleri yapılıyor ve hangi bölümlere gideceklerse onlarla ilgili bir çizelge veriyor ellerine. Ve o ilgili bölümlerde muayene ve randevu süreçleri başlıyor. Randevumuz genellikle internet üzerinden 15 günlük ve aylık randevular şeklinde. Bunlara uyarak hastalarımız geliyorlar ve tedavi süreçleri başlıyor. Yeni binamızda şu an için ortodontik cerrahi, büyük cerrahi operasyonlarımızı Kepez Devlet Hastanesi bünyesinde yapıyoruz. Öğretim üyelerimiz orada görevlendirildi cuma günleri. Ancak yeni binamızda 3 adet büyük ameliyathanemiz olacak, salonumuz olacak. Harika. Genel cerrahi işlemleri, sedasyon işlemler. Orada da bu işlemlerimizi sürdüreceğiz. Diş Hekimliği Fakültesi olarak çok etkin bir fakülteyiz. Çok sayıda etkinlikler yapıyoruz. Diş hekimleri odamızda çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bazı etkinlikler onlar bizi davet ediyorlar. Bazılarını biz onları davet ediyoruz. Veyahut da beraber yapıyoruz bu etkinliklerimizi. Ayrıca bizim gerçekten de bir yolumuz var. Biz uluslararası bir marka olmayı istiyoruz. Bizim tek amacımız bu.
uluslararası tanınan bir fakülte olmak istiyoruz ve o yolda ilerliyoruz şu anda. Yurt dışından çok sayıda öğretim üyesini davet ediyoruz, konuşmalar yapıyorlar. Özellikle yurt dışında bulunan Türk hocalarımızı da davet ediyoruz. İşte geçen gün Amerika'da Ohio Eyalet Üniversitesi'nden doçent doktor Burak Yılmaz bizimleydi. Öğrencilerimizle bir tecrübe paylaşımı da yaptı, çok güzel sunumlar yaptı. Oraya nasıl gitti, bu süreç nasıl gelişti, orada neler yapıyorlar, burayla karşılaştırmasını interaktif bir de sunum oldu. Buna çok önem veriyoruz. Artı Skype üzerinden yine değişik üniversitelere bağlanıyoruz. Geçen gün işte Finlandiya Türk Üniversitesi'ne bağlandık. Orada bir hocamızla, Türk hocamızla interaktif bir görüşme yaptık. Harvard'a bağlandık. Yine diş hekim fakültesine. Oradaki bir hocamızla. Aynen öyle. Bu tabii herkesi motive ediyor. Yani öğretim elemanı bazında da, öğrenci bazında da interaktif sunumlar oluyor. Ve hani insanlar daha motive oluyorlar bu şekilde. Hani elimizden geldiğince öğrencilerimize üniversite yani universal olmanın gereği en iyi şeyleri sunmaya çalışıyoruz. Dışarıda görecekleri, dışarıda kullanacakları cihazları dahi biz fakültede veriyoruz. Çeşitli kurslar veriyoruz, sertifikalar veriyoruz ki dışarı çıktıklarında 1-0, 3-0 ya da 5-0 önde başlasınlar. Bu bağlamda da eğitim kalitemiz zaten çok kaliteli bir öğretim üyesi kadromuz var. Genç bir ekibiz, dinamik bir ekibiz. Herkes öğrencileri öğretmeye çalışıyor, bir şeyler göstermeye çalışıyor. Hem lisans düzeyinde hem lisans düzeyinde DUS sınavımızdan veyahut da doktoradan gelen öğrencilerimiz de var. Onlarla da gayet iyi güzel bir şekilde eğitim sürecimiz devam ediyor. Ben bu alanda bütün öğretim üyelerime, öğretim elemanlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Ben bu kadar. Tanıtmış olayım, ilk giriş yapmış çok güzel, olayım. Çok keyifli. Başka sorunuz varsa. Böyle genç dediniz de genç dinamik efendim dekanımızdan belli zaten. Dekan genç olunca değil mi? Bütün öğretim üyeleri, öğrenciler. Bu enerji çok güzel ama. Evet. Çok keyifli. Yayın öncesinde de bu paydaşta bulunduğumuz için o kadar güzel bir enerjiniz var ki. Şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde birçok bölüm var. Hepimiz biliyoruz işte farklı farklı fakülteler. Ama diş hekimliği fakültesini şöyle de ayıran bir şey var. Şimdi hem orada öğretim veriyoruz hem orada hastamız geliyor tedavi ediyoruz. Yani o kadar farklı ve keyifli ki ben ilk açıldığı zamanı hatırlıyorum daha o temelinin atıldığını hastalarımızı tedavi etmek üzere yapıldığı yeri. Bu çok güzel bir şey ki yeni yere geçilecek. Tabii. Harika bir büyüme orada ameliyathanelerimiz dediğiniz kesinlikle, gibi inşallah ziyaretimiz de olacaktır oraya. Tabii ki yani şu anda tabii yoğun bir şekilde hasta bakıyoruz. Tabii. Sağ olsun halkımız büyük teveccüh gösteriyor ve elimizden geldiğince yani dediğim gibi şu anda 90 ünitle hizmet veriyoruz ama yeni binamızda 226 ünitimiz olacak. Yani çok daha yüksek miktarda hastamıza hizmet verebileceğiz. Belki o randevu kısmında bazen olabiliyordur muhtemel. Çünkü eminim her birinize düşen hasta sayısı inanamayacağım kadar fazladır. Burada hepimiz aynen konuşacağız. Öyle. Aynen öyle. Bunlara da yer verelim. Çünkü değerli izleyicilerimiz de bunu şu anda izliyorken ne kadar güzel tam da randevu almıştım çok güzel deyip belki ekranların başında olanlar vardır. Onlara da böyle bilgi vermek harika bir olacak. Tabii yani dediğim gibi şu anda maksimum düzeyde biz hasta bakıyoruz. Dediğim gibi 90 ünit var ve arkadaşlarımız, öğretim görevlilerimiz, öğretim üyesi veya asistanlarımız öğle arası dahi hasta bakıyorlar ki hastalarımızın dişleri yetişsin, hızlı bir şekilde bir üst düzeye geçsinler, başka bölüme geçsinler diye. Bizim bir diğer önem verdiğimiz konuda bir tanesi sağlık turizmi. Şimdi Antalya gibi gerçekten turizmin başkenti olan bir şehirde sağlık hizmeti veriyoruz. Bizim sağlık turizmi yapmamamız gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden biz yeni binamızda artı sağlık turizmi için de hazırlığımızı yapıyoruz. Harika. Özellikle rektörümüz, sayın rektörümüz Profesör Doktor Mustafa İnan hocamız da bu konuda zaten bize çok büyük destekler veriyor. Kendisine buradan da selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Onun için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bir yandan da yani birkaç yıl içerisinde gerçekten sağlık turizminden göz bebeği olma yolunda ilerleyeceğiz. İnşallah bunu da adım adım çok göreceğiz. Çok umut verici bir şey bu söylediğiniz. Evet. Bugüne kadar sağlık adına yapmış olduğum programlarda çok üzerine basarak hemen hemen bütün doktorlarıma söylüyorum bunları. Doktorlara diyorum hani sağlık turizmi için ne düşünüyorsunuz? Çünkü Antalya o kadar önemli bir lokasyon, kesinlikle, o kadar önemli bir yerdeyiz ki dolayısıyla hem merak edilen bir şehir hem böyle gerçekten Türkiye'nin ben söylüyorum Türkiye'nin dünyanın göz bebeği olan bir yerdeyiz. Evet. Dolayısıyla bunu da kullanabilmek, aktif edebilmek tabii ve
daha fazla sayıda bunu yapabilmek, hani bu sağlık turizmini sağlayabilmek çok önemli. Çok güzel başarılarımız var ama. Ben gurur kesinlikle duyuyorum gerçekten. Yaptığımız ameliyatlar var, başarılar tabii ki, var. Tabii. Yurt dışından özellikle gelen, hocalarımızı tanıyıp gelen hastalarımız var. Çok, aynen öyle. Bu çok umutlandırıcı bir şey. Yani gerçekten çok tercih edilen bir fakülteyiz. Sırf diş tedavisini yaptırmak için yurt dışına gelen çok sayıda hastamız var. Hatta bazılarıyla samimi oluyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Tabii bu hasta kısmından ziyade, bu zaten bizim asıl amacımız, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ayrıca bir bilim merkezi de olacak. Yani bilim merkezi olması çok önemli. Yeni harika. Binamızda workshop salonlarımız olacak, uzaktan eğitim merkezlerimiz olacak. Artı büyük bir alanı araştırma laboratuvarı olarak dizayn edeceğiz. 24 saat açık olacak bu alanlar. Artı dışarıda hizmet vermek isteyen, mesela firmalar falan şu an ne yapıyor? Otellere gidiyor, orada hizmet veriyor. Biz hep şunu söylüyoruz, gelin. Yurt dışından getirdiğiniz hocalar bizim bünyemizde kurslarını versinler. Müthiş. Ama bizim personelimiz de, akademisyenlerimiz de bunlara dahil olsunlar. Böylece biz interaktif olarak başka hocalarla ilişki içerisine geçelim. Müthiş. Yani tabii ki sağlık kısmında önemli ve biz bir de yani bilim kısmında da, eğitim kısmında da bir numara olmak istiyoruz, zirve olmak istiyoruz. Daha yakında kurup hepsine daha kolay ulaşabilmek. Kesinlikle, yani kesinlikle. Orası bir üs olsun. Aynen merkez öyle. Olsun. Antalya hem sağlıkta hem bilimde hem akademide bir üs olsun istiyoruz. Çünkü şehir buna gerçekten çok müsait. Bizim öğretim elemanlarımız buna çok müsait. Gerçekten dediğim gibi çok çok değerli hocalarımız var. Evet. Hepsi bu konuda canla başla çalışıyor. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de bunu göreceğiz. İnşallah. Vallahi ne kadar güzel. Böyle umut verici. Evet. Çok keyifle dinliyorum. Ne kadar güzel. Gurur duyuyorum. Yani iyi ki de böyle, değil mi? Yaşadığımız şehirde de böyle güzel yenilikler, inovasyonlar, tabii, yeni atılımlar. Bunlar çok önemli şeyler. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bunu derken devam edeceğiz zaten. Çok tabii sohbet edeceğiz bugün. Şimdi biraz endodonti konuşmak istiyorum. Söyleyebildim. Bugün değerli izleyicilerimize söyleyeyim, böyle biraz zorlandım telaffuz etmekte ama evet, alışınca oluyormuş. Endodonti Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kürşat Er. Efendim, biraz bilgi sahibi olmak istiyoruz aslında. Bu bilim nedir? Endodonti nedir? Endodonti bilimi. Bizde sağlıkta çoğu tabir Latinceden geldiği için evet, ve endodontinin de Türkçede tam karşılığını bulamadığımız için biz o ismi kullanmaya devam ediyoruz. Anlam olarak dişin içi manasına gelir. Bizim de uğraştığımız alan dişin içerisindeki yapılar, o yapıların hastalıkları ve tabii ki onunla bağlantılı çevre dokular. Ana ağırlık olarak kanal tedavisi işlemleriyle uğraşan bir bilim dalı diye söyleyebiliriz. Ama onun dışında çevresindeki dokulara sirayet ettiğinde o dokuların ameliyatına kadar giden bir işlem serisini yapan bilim dalı olarak da düşünebiliriz. Tabii bunun dışında değişik endodontinle ilgilenen değişik alanlar da var. İşte travma vakaları, onun dışında dişlerin işte devital dişlerde beyazlatma işlemleri gibi böyle sıralayabileceğimiz geniş bir alanı içermekte. Hatta misafirlerimiz ya konuklarımızın dinleyicilerimiz, seyircilerimizin anlayabilmesi adına şekil önemli üzerinde de gösterebiliriz. Bakalım. Evet, burada normal sağlıklı bir diş dokusunu görüyoruz. Normal mine, dentin, kök yüzeyinde sement ve dentin kök ucundan damar ve sinirler içeriye girmekte. Biz bu bölgeye dişin özü, yani pulpa dokusu olarak tabir ediyoruz. Ve dediğim gibi dişin içindeki bu pulpa dokusu artı çevre dokulardaki problemlerle uğraşan bir bilim dalı. Eğer daha çok kök kanal tedavisi yaptığımız için onlardan da bahsedebilirim isterseniz. Evet, oraya da geçelim tabii. Ama dişin içi derken bu dişin alt kısmı tabii, yani değil mi, o deriyle? Aslında dişin sert bir yapısı var. Dış görünüş olarak içine doğru gidildiğinde özü dediğimiz kısımda yumuşak bir bağ dokusu var. Bu damar ve sinirlerden oluşan bir ağ yapısı. Yani dişin beslenmesini ve savunmasını sağlayan bir sistem. Aslında diş canlı yaşayan bir doku ve bunun da hayati kaynaklarının olduğu, iç organları tabirini kullanabiliriz, olduğu kısımla ilgileniyoruz biz. Ve en kaba tabirle bir dişin aşırı harap olmuş bir diş. Yani çekim öncesi o dişi kurtarabilmek için gerekli olan
tüm müdahalelerle uğraşan bilim dalıyız diyebiliriz. Son yer. Aynen kurtarma öyle. Yeri. Evet. Neydi o tıpta resüsitasyon mu? O en böyle değil mi? O öyle bir şey deniliyordu. O kurtarma alanımız. Son yer. Ben bir sözünüzü kestim. Sosyal medyada görmüştüm. Endodonti nedir diye sorulduğunda. Ölü dişi canlandıran bölüm tabirini kullanmışlardı. Aynen, yani şimdi öyle bir şey var ki rejeneratif endodontik tedaviler diye bir alan var. Son yıllarda kullanılan işin içinde kök hücrelerinin olduğu tedavi yöntemleri. Tamamen dişini canlılığını kaybetmiş olan dişlere değişik müdahalelerle o dişin içerisindeki o öz kısmının tekrar canlı hale gelmesini sağlayacak. Oradaki kök hücreleri aktif hale getirerek yapmış olduğumuz uygulamalarla dişleri canlı hale getirecek duruma da gelinmiş durumda. Tabii bunun bir sonraki ileri aşamaları kök hücre çalışmalarında da gelişmeler var. Evet, onu da konuşalım yani, lütfen. Kök kanal tedavilerini de konuşalım istiyorum sizinle hazır üzerindeyken. Aslında ilk etapta ben bir kök kanal tedavisi nasıl yapılıyor? Evet, kısaca onu anlatmak istedim. Tamam. Görselimize de yakınlaşırsak arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Genelde çürük bağlantılı oluyor ama işin içerisinde travma olabilir. Veyahut da periodontal bir hastalığın kök ucu bölgesinden pulpayı etkilemesiyle de olabilir. Bu çürüğün ilerlemesi sürecinde eğer biz çürüğe zamanında müdahale yapmazsak... Şu an elinizi koyduğunuz bölge çürük olan bölgesi. Bölge, bu siyahla gösterdiğimiz bölge... Çürük bölgesi ve kırmızıyla görülen bölgede pulpa bölgesi. Çürük mikroorganizmalar ve ürünleri pulpa dokusuna ulaştıklarında bu bölgede bir enflamasyon başlatıyorlar. Biz buna gerekli müdahaleleri yapmaz isek bu iş daha da büyüyerek bu bölgenin harap olmasına sebep oluyor. Nekroza, o canlı dokuların ölmesine kadar giden durumlar meydana gelebiliyor. Ve öyle bir şey ki bu mikroorganizmalar ve ürünleri daha sonra devam ettiğinde şurada kırmızıyla görülüyor. Kök ucu bölgesinden çıkarak kemik içerisinde sirayet ediyor. Kemik içerisinde de büyümeye devam ediyor. Ona rağmen müdahaleler devam etmezse bazen görmüşsünüzdür. Ağız içerisine veyahut da çeneden dışarıya apselerin direne olduğu vakalarla karşılaşıyor. Enfekte yani. Dokular o artık birikimler bir şekilde vücut onu atmak istiyor. Çeneden yüzümüzden yumuşak dokulardan dışarıya akan apse formasyonlarıyla da karşılaşılabiliyor. Biz pulpanın etkilendiği bu durum bu aşamalarda müdahil oluyoruz. Bir giriş kavitesi açıyoruz. Küçük bir dişin yüzeyinde delik açarak. Daha sonra kendi özel aletlerimiz var. Bunlara kabaca kanal E'leri diyebiliriz. O enfekte kanalların içerisine girip bu bölgeleri temizliyoruz. Antimikrobiyal ilaçlarımız var, solüsyonlarımız var. Bu bölgeleri iyice temizledikten sonrasında biyo uyumlu dolgu maddeleriyle dolgu işlemlerini yapıyoruz. Bazı durumlarda kemiğe sirayet ettiği durumlarda %90'ında asıl kaynak dişin içerisi olduğu için bu bölgeleri biz ideal bir şekilde doldurduğumuzda o bölgede vücut savunması lehine bir denge değişimi oluyor. Kemik dokudaki hasar da kendiliğinden iyileşebiliyor. Ama bu tedaviye rağmen devam ettiği durumlarda kök ucu bölgesine küçük cerrahi işlemlerin de yapılması gerekebiliyor. Bu dişler harap bir durumda geldiği için bize bazen harabiyet durumuna göre değişik basit dolgulardan postkor dediğimiz dişin kökünden kuvvet alacak vida yerleştirmek suretiyle yaptığımız işlemler de oluyor. Yani harabiyet derecesini şöyle tanımlayabiliriz. Dişin tamamen ağız içerisinde görünen kron dediğimiz kısmı tamamen ortadan kalkmış olsa bile eğer kök yeterli dirence sahipse biz bir vida yerleştirmek suretiyle kabaca vida diyorum. Biz onun tabii değişik tabirleri var. Onun üstüne diş şeklini tamamlayabiliyoruz. Bazı durumlarda kron kaplamasına kadar giden işlemlerimiz de oluyor. Basitçe kök kanal tedavileri bunlar. Biz burada şimdi basit olarak ben bir hasta olarak söylesem size hep şöyle biliyoruz. Çürük çok fazla ilerlemeden, bunu fark ettiğin zaman değil mi? Çok fazla ilerlemeden yani kabaca anlatıyorum ama bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü o çürük ilerlediği takdirde işte dediğimiz bu daha büyük şeylere yol açabilecek sorunlara ve sonrasında bu kanal tedavisi yapıldığında da hep şöyle söylerler, sizden daha doğrusunu duyalım Kürşat Bey. Şöyle bir
oradaki o sinirlerin ölmesi mi? Yani o tam olarak değil mi? Öyle bir değerli izleyicilerimiz de zaten en çok duyduğumuz çünkü. Evet. Kelime olarak en çok duyduğumuz şey bu oluyor cümle olarak. Biz burada pulpa hastalıklarını aslında pulpitis tabirini kullanıyoruz. Onun da değişik şekilleri var. Akut pulpitis, kronik pulpitis dediğimiz. Tamam. Ağrılı, hastalarımızın ağrılı aşamaları yaşadığı veyahut da sinsi olarak tabir ettiği, hiç ağrı yaşamadığı halde karşılaştığı sorunlar var. Yine pulpa bağlantılı. Yani pulpitis demek o pulpadaki sinirlerin, damarların olduğu kısımların iltihaplanması manasına geliyor. Bu tip bu aşamaya gelmiş dişlerde de o bölgeye direkt girip o bölgede temizlik işlemlerini yapmamız lazım. Bazen halkımız arasında büyük yanılgılar oluyor. Bazen antibiyotik yüklemelerle değişik ilaçlar kullanarak bir süre o ağrıları falan geçiyor ama bir iki ay sonra o daha büyümüş olarak karşılarına çıkıyor. Çok önemli, o yanlış ilaç kullanımının da çok toplumumuza bence çok olumsuz etkileri var. Yani antibiyotik karşı direnç kazanılması dışında aslında doğru düzgün bir işe yaramıyor. Sorunu büyüterek tekrardan karşımıza çıkartıyor. En doğru olan bu tip durumlarda eğer çürük, herhangi buna benzer bir rahatsızlık hissediliyor veyahut da görülüyorsa bir diş hekimine başvurarak küçük işlemlerle, inanın o basit çürük aşamalarında 15 dakikalık küçük bir işlemle iyileşebilecek bir doku birkaç ay sonra daha ağır bir şekilde gelebiliyor karşımıza. O yüzden de bu konuda birazcık hassasiyet gösterirse, çünkü bizim yaptığımız işler, biz bu yaptığımız tedavilerle dişleri kurtarıp senelerce insanların ağzında tutuyoruz ama biz yine de gönlümüzden insanlar o aşamaları yaşamasınlar, basit bir işlemle kurtulsunlar ve daha uzun süre dişler ağızlarında kalsın istiyoruz. Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Tabii. Buyurun lütfen. Estağfurullah, lütfen. 6 ayda bir mutlaka rutin kontrollere gelin. Yani sadece bir kontrolle küçük başlangıçları bile küçük müdahalelerle giderilebiliyor. Artı hep hastalarımıza söylüyoruz, yani ağrınız olduğunda lütfen antibiyotik almayın. Antibiyotik ağrı kesici gibi düşünüyor hastalarımız. Biz bile antibiyotiği çok çok nadir yazıyoruz. Yani yüzde görünen bir abse olacak, inatçı bir enfeksiyon olacak, biz öyle yazacağız antibiyotiği. Gürsün ağrı kesicilerle giderilmeye çalışması lazım. Tabii. Artı tabii hocam çok güzel anlattı. Kanal tedavisi anestezi altında yapılan bir tedavidir. Yani halkımız hep korkar ya, çok şiddetli ağrım olacak çünkü dişimin sinirleri alınıyor falan diye. Halkınız lokal neden? Anestezi altında tabii yani. Müthiş bir diş korkusu olan bir insanın. Lokal anestezi altında, yani ağrısız bir uygulamadır. Anesteziler altında yapılır. O yüzden rahat olsunlar lütfen. Tamam. Konu göre. Bu konuda yarın geliyorum. Hocam da güzel bir konuya değindi. Evet, buyurun. Şimdi yani kullandığımız lokal anestezikler veyahut da o teknikler falan o kadar çok gelişti ki. Yani işin içinde biz direkt ağrının içerisindeyiz. Sürekli muhatap olduğumuz hastalarımız ağrıyla bize gelen insanlar. Kesinlikle. Ve bunların %99'unda basit bir anesteziyle bu işlemleri tamamlıyoruz. Hmm. Çok çok özel durumların olduğu, işin içerisinde sistemik bazı hastalıkların falan girdiği, bazı durumlarda belki ilave anesteziklere gerekebiliyor ama %90'ı rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Basit bir anestezik işlemle, lokal bir anesteziyle bu tedavilerin hepsi yapılabiliyor. Ama genel bir dişçi koltuğu korkusu tabiri var. Evet. Bunu yaşamıyorum diyen, ya bazıları da evet gerçekten yaşamıyor. Ben 30 yaşındayım. Benim var böyle gördüğüm çocuklar. Aa ne bu deyip hemen oturuyor. Pat pat hiçbir şekilde korkusuz. Ben bazen kendime utanıyorum. Ama gerçekten müthiş bir korkum var. Bakalım, benim de yaptırmam gereken şeyler var efendim. Böyle görmüş olduğunuz bu değerli ellere ben de kendimi emanet edeceğim her zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Yani her ne olursa olsun, hani şey vardır ya, Allah evet düşürmesin ama Allah eksik de etmesin. Evet. Diş farklı bir şey. Kendi bakabildiğimiz kadar öz bakımımızı yapabildiğimiz şeyleri yapacağız, sağlığımız için gerekleri yapacağız ama sonuçta yaşıyoruz, yaş ilerliyor, oluyor, sorunlar öyle böyle oluyor. Bunlarda da doğru tedavi dediğiniz gibi, doğru müdahale, doğru yerde olmak, doğru tedavi çok önemli bir şey. Bununla beraber devam edelim, Elçin Hanım size devam edelim. Efendim doçent doktor Elçin Esenlik, tekrardan söylemek istiyorum, Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı.
Şimdi merak ediyorum ben de şimdi ortodontik tedaviler, bu tedaviler kapsamında ne gibi işlemler yapılıyor? İlk önce bunu birazcık tanımlayalım. Böyle bir tedaviye ihtiyacın var dediğimiz zaman hastaya, hasta ne tedavileri görecek? Bu ne demek? Ortodonti temel olarak dişlerin ve çenelerin bozukluklarıyla ilgilenen ana bilim dalıdır. Bunların içerisinde neler olabilir? Dişlerde görülen çapraşıklıklar, eğrilikler, farklı sadece çapraşıklık değil bazen seyreklikler, diş eksiklikleri durumunda düzenlemeler veya protez öncesinde dişlerin uygun pozisyonlarının sağlanması ya da ameliyat olacak hastalarda ameliyata hazırlık safhalarının geçirilmesini içerir. Aynı zamanda dişlerin çeneler içerisindeki düzgün konumlarının sağlanması, çenelerin de birbirleriyle ilişkilerinin düzgün olmasını sağlayan bir ana bilim dalıdır. Biraz daha böyle görüntü, estetik yani bunlar da giriyor için içine değil mi? Tabii şimdi özellikle çenelerin ve dişlerin düzgün oluşu yüz estetiğini çok fazla etkilediği için bunların bozukluğu fonksiyonu etkilediği gibi yani çiğneme fonksiyonunu etkilediği gibi estetiği de etkiliyor. Zaten bunların düzeltilmesi ikisini beraber getiriyor. Yani fonksiyon düzeltildiği zaman veya uygun pozisyona getirildiği zaman her şey estetiğimize de çok olumlu katkılar oluyor. Temel olarak ortodonti bunların hem birbirleriyle ilişkisini hem çenenin ve dişin yüz ile bütünlüğünün sağlanmasını da içeriyor. O nedenle estetikte çok önemli çok bir önemli. Yere sahip. Şimdi böyle bir şey modası var. Daha doğrusu cümle olarak söyleyeyim ama sizler daha bir gülüş için hani güzel gülüş için geliyorlar. İşte ben gülüş estetiğim için yaptıracağım. O bile çok önemli. İşte öncesinde gösteriyorlar bak işte ağzında böyle duracak ya da çene yapın böyle olacak. Hatta artık dediğiniz gibi teknoloji o kadar gülüş ilerledi ki gülüş tasarımları var hatta. Dolayısıyla nereden baksan sanki böyle kendi o ağız bölümünü baştan şey yapıyorsun, görünür hale getiriyorsun, estetiğini yapıyorsun. Bu çok güzel, çok önemli ve çok gerekli. Şimdi dediniz ki sadece çapraşıklık değil, seyreklik de var bunun içerisinde. Evet. İşte bilmiyoruz mesela hani bu tedavi içerisinde neler giriyor. Her yaşta yapılabilir bir uygulama mıdır bunun? Evet, şöyle dişsel bozukluklar her yaşta tedavi edilebilir. Yani dişsel bozukluk dediğimiz nelerdir? Gösterelim onları örnek da. Örnek verelim. Evet. Örneğin dişlerde mevcut çapraşıklıklar, dişlerin içeriden ya da dışarıdan sürmüş olması, şöyle bakacak olursak, dişlerimizin çeneler üzerinde ileri geri pozisyonları, dönüklükleri olabilir. Ya da içeriden ya da yine dışarıdan sürmüş dişlerimiz olabilir. Bu temel olarak dişlerle ilgili çapraşıklıkların düzeltilmesi, seyrekliklerin giderilmesi ya da dönüklüklerin düzeltilmesi her yaşta yapılabilir. Yani erişkin dönemde de bu dişleri düzeltilmesi mümkündür. Ne zaman başlamak gerekir? Bunlar için belli bir... Evet, şimdi ne zaman başlamak gerekir sorusu çok sık soruluyor. Hastalar tarafından da merak ediliyor. Yani geç mi kaldım yoksa erişkin dönemde yapılabilir mi soruları ya da benim yaşım geçti artık yapılamaz gibi bir kaygı en çok sorulan sorulardan. Efendim bu bozukluğun tipine bağlı. Yani diyelim ki çene bozuklukları varsa eğer ki örneğin mesela şu şeyi gösterebilirsek eğer. Bazen çenelerimizin hem birbirlerine göre hem de yüzümüzün geneline göre pozisyonlanmaları veya gelişimleri farklı olabiliyor. Bu bozuklukların düzeltilmesi ameliyatsız olarak gelişim dönemi içerisinde mümkün oluyor. Yani çocukların boylarının uzamaya başladığı ve boylarının uzamasının bittiği evreye kadar bu çenelerle ilgili düzenlemeler çok rahatlıkla yapılabiliyor. Ne hangi yaşta başlanmalı sorusunda özellikle çene bozukluğunun tipine bağlı olarak söylemek daha uygun olur. Yani standart bir başlama yaşı yoktur. 10 yaşında başlanır, 12 yaşında başlanır, 15 yaşında başlanır diye bir genel şey çünkü bulunmaz. Çünkü hiçbir hasta birbiriyle emsal taşımaz. Her hastanın kendine ait bir özelliği var o hastalarında değil mi? Yani her hastanın planlaması kendine özel yapılır.
Bu planlamayı yaparken hangi çenesi bozuk, ne kadar bozuk, çene bozukluğu var mı ya da dişsel bozukluğu ne seviyede gibi detaylı analizden geçer. Dolayısıyla her çocuk için başlama yaşı farklıdır. Bir iki örnek vermek gerekirse, diyelim ki üst çene geriliği ya da alt çene ileriliği durumu varsa bu çocuklarda biraz daha erken başlamak gerekebiliyor. Hemen boy atmasının daha öncesinde. Ama sorunumuz alt çene geriliği ise özellikle boy artışının olduğu, gelişim döneminin pik yaptığı dediğimiz evrede başlamak daha uygun olabiliyor. Tabii burada şu söz konusu, etkili tedavi kadar tedavinin süresinin de efektif kullanılması. Yani hastaya en iyi tedaviyi en kısa sürede vermek hedeflenir. Dolayısıyla başlama yaşı da çok önemlidir. Dişsel problemlerde genellikle dentisyonun tamamlanması beklenir. Yani bu 12-13 yaşlarında tamamlanır normal olarak. Bu yaşlarda tamamlanması beklenir ki daimi dişlerin düzeltimi sağlanabilsin. Aynı zamanda gelişim dönemi bitmişse erişkinlerde de 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda da dişsel bozuklukların düzeltilmesi mümkün olur. Yani bir kriter hani illa şu yaşta, şu zamanda diye bir şey yok. Bu tamamen o tedaviye cevap verebileceği zaman dilimi dediğiniz gibi çene yapısı uygunluğu, o tedaviye bakalım cevap verecek mi? Bunlarla evet. alakalı bir süreç. Kesinlikle çok önemli. Yani kimse ben işte yaşım geçti ya da yaşım Hayır. çok erken demeyecek. Her yaşa bağlı bir tedavi seçeneği olduğu unutulmamalı. Yani erişkin bireylerde de çene bozukluğu olsa bile bunlarda hem dişsel tedavi hem de çene tedavisi yapmak mümkün. Ancak tedavinin tipi değişiyor. Yani içerisine cerrahi müdahalenin dahil olduğu tedavi yöntemleri giriyor. Ama her yaşta mutlaka bir çözüm var. Küçük ya da büyük. Kesinlikle tedavi yok diye bir şey yok. Her yaşta tedavi mümkün. Sadece tedavinin tipi değişiyor. Aynı zamanda gelişim döneminde çocuğun kız veya erkek olması, gelişim sürecine ne zaman girdiği de önemli. Örneğin kızlar gelişimin evet ergenliğe daha erken yaşlarda girerken erkek çocukları daha geç yaşta girebiliyorlar. Veya kişiden kişiye göre de değişebiliyor. Bunu biz belirlemek için bazen el bilek filmleri kullanıyoruz gelişim dönemi için. Ve bu gelişim dönemlerine göre de karar verebiliyoruz. Çocuğun ergenliğe girdiği dönemler bizim çeneleri en iyi şekilde kontrol edebildiğimiz dönemler olduğu için evet. bu dönemleri yakalamaya çalışıyoruz genellikle tedavilerimizde. Peki mesela hani biz bu çapraşıklık işte ya da seyreklik diyoruz. Bunlar ne şekillerde oluyor ağızlarda? Yani bu bir doğuştan bir mesele midir? Yoksa hani çocukken dişlerim çıktığı zaman aman dilinle oynama eğri çıkacak vesaire dediğimiz şey doğru mu? Hani evet. biraz böyle şehri de söyleyelim insanlarımızın en çok kullandığı şeyler. Bunlar da sebebiyet veriyor mu? Evet aynen öyle. Sizin de dediğiniz gibi bunlar doğuştan da gelebiliyor. Sonradan da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla doğuştan gelenler ayrı tedavi ediliyor. Sonradan alışkanlıklarla meydana gelenlerde de önce alışkanlığın kesilmesi, daha sonra tedavinin yapılması. Yani böyle şeyler de var. Bunlar tabii ki kalem ısırma olabilir, parmak emme olabilir. Yine solunum yollarının tıkanıklığına bağlı olarak yani meydana gelmiş olabilir. Batar böyle işte yeni çıkan diş, böyle hep dil oraya gider. Evet, dille sürekli alışkanlıkların yapılması, yanlış yutkunmanın devam etmesi gibi sorunlar da yine ortodontik problemlere yol açar. Çok önemli. Buradan böyle ne güzel bir mesaj hem de bilgilendirmiş olduk. Peki şimdi bu tedaviyi yapıyoruz. Evet bu tedavi sürecinde biraz hem tedavi sürecinde hem de tedavi sonrasında biraz ağız sağlığımız yani o hijyeni de konuşalım istiyorum ben. Evet. Bu konuda da çok önemli olacaktır. Çok önemli bir konuya değindiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Bu tabii ağız hijyenimizin iyi olması yani ağız bakımının, düzenli fırçalamanın, dişleri düzenli temizlemenin iyi olması dişlerin ömrünü uzatmanın yanı sıra veya genel sağlığımızı da olumlu etkilemenin yanı sıra ortodontik tedavilerde de apayrı bir öneme sahip. Örneğin ağız hijyeni iyi olmayan yani dişlerini düzenli fırçalamayan çocuklarda ya da erişkinlerde ortodontik tedavi yapmak mümkün olmuyor.
Bunun en önemli sebebi dişlerimizin üzerinde fırçalamamaya bağlı oluşan bakteriyel bir plak vardır. Bu plağın varlığında dişlerin üzerine bir şey uygulamak, ortodontik aparellerin uygulanması mümkün olmuyor. İlk etapta bununla karşılaşıyoruz. Bu nedenle hastaların tedavi öncesinde çok iyi bir ağız bakımına kavuşmuş olması ilk şarttır. Eğer bu şart sağlanmazsa yan etkilerin olma olasılığı çok fazladır. Bu yan etkiler neler olabilir? Lütfen. Örneğin ağzımızın içerisine giren ortodontik apareyler, teller, lastikler veya çeşitli aygıtlar ağzımızın içerisindeki bakteri oranını artırırlar. Eğer bakteri zaten varsa, yani bu iyi bakımsız, iyi olmayan, bakımı iyi olmayan dişlerde veya ağız sağlığında takılan apareylerle mevcut durum daha da ağırlaşır. Örneğin bakteri plağı varlığını daha da artırır. Eğer bir diş eti enfeksiyonu varsa bunu daha da ağırlaştırır. Anladım. Ya da çevre dokuların sağlığı iyi değilse dişimizi çevreleyen kemik gibi bunları enfeksiyon miktarını daha da artırır. Oradaki yıkımları artırır. Dolayısıyla biz ortodontik tedavi yapalım, dişleri düzeltelim, çeneleri düzeltelim derken dişlerin temel sağlığını da bozmuş oluruz. Bu nedenle tedavi sürecinde de bunun sağlanması çok çok önemli. O çok önemli hem de. Yani böyle altını tekrar tekrar çizmemiz gerekecek bir şey. Yani bu tedaviye karar verildiği zaman, olacağı zaman bir de öncesi var. Çünkü dediğiniz gibi o tedavi sonrasında uğraşacağı, işte o savaşacağı o bakteri oranı çok %1 ise %2 ise sen bunu daha da fazla. Çünkü öncesini de katmış olacaksın. Evet. Daha büyük bir yıkıma aynı zamanda olacak. Tel takıldığı zaman ağız hijyeni iyi olmazsa tellerin söküldükten sonra altlarında izler, büyük lekeler, bizim beyaz lezyonlar dediğimiz büyük çaplı dişin mine yüzeyinde defekler, çeşitli sarılıklar, sarı lekelenmelerle karşılaşabiliyoruz. Bunlar aynı zamanda minede büyük defekler yaratıp kopmalar, çatlamalara da sebep olabiliyor. Çok yani önemli. Ortodontik tedavi sonunda düzgün dişlere kavuşalım derken dişlerin minesini, genel sağlığını veya çevre dokuların sağlığını da olumsuz yönde etkilememek gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta. Peki mesela tel dediniz. Şimdi tel taktıran bir hasta... Ben hani hiç daha önce böyle bir deneyimim olmadığı için soruyorum. O fırçalama nasıl oluyor? Yani tel ağzındayken ağız temizliği, bakım nasıl oluyor? Evet, şimdi dişlerimizi nasıl normalde fırçalıyorsak aslında çok farklı değil. Hı-hı. Yani çok özel teknikler geliştirmeye veya çok özel ürünler kullanmaya da gerek yok. Hı-hı. Temel olarak, hı-hı, düzenli olarak dişlerimizi fırçalamak zaten oradaki mekanik temizliği çok büyük oranda sağlıyor. Diş telimizi özel olarak hani neler yapabiliriz diye düşünürsek farklı çeşitli ipler var. Telimizin arkasından geçirebileceğimiz ipler ya da arayüz fırçaları var. Bunlar genellikle çapraşıklığı çok fazla olan hastalarda fırçayla ulaşılamayan veya temizlenemeyen yerlerin temizlenmesinde etkin rol oynar. Dolayısıyla bu tip yardımcı araç ve gereçlerden bazen yararlanabiliyoruz. Yani ortodonti fırçaları olabiliyor, içerlerinde oluk olan. Bunlar fırçanın çabuk yıpranmasını da engeller. Veya özel arayüz fırçaları da olabiliyor ortodontik hastaları. O bölgeleri rahat temizleyebilmek için bunlardan yararlanıyoruz. Evet. Çünkü şimdi görüyorum karşımda diş doktorları var efendim. Tabii birbirinin dişleri çok güzel. Şimdi bakıyorum böyle konuşurken. Hani insan ilk önce hani kendine değil mi diş doktoruyum, bak benim de dişlerim, ben her zaman söylerim gelenlere de ilk önce size bakılıyor. Şimdi bir diş doktoru olduğunuz zaman siz konuşurken bakıyorsun acaba kendi dişi nasıl, bu da çok önemli bir şey ama hepinizin dişleri tabii birbirinden güzel maşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum, böyle devam edeceğiz yine konuşmalarımıza. Çok önemli bir bilgilendirmeydi. Özellikle altını çizmemiz gereken yani hijyen, hijyen, hijyen. Hangi tedavi olursa olsun, evet, bu her şeyde gerekli. Ve öğretim üyesi değerli Zülfikar Zahit Çiftçi. Efendim, şimdi bugün çocuk da var bizim konumuz içinde. Çocuk diş sağlığı da çok önemli. Burada bir maketimiz var, göstereceğiz. İlk önce biz sizi bir kısa bir tanımak isteriz. Sonrasında da biz çocuklarımız üzerine, çocuk diş sağlığı için neler yapıyoruz? Evet,
Çocuk diş hekimliği bölümü olarak biz 0-12 yaş, 0-15 yaş arasında ki çocuklardaki bütün dental tedaviler, ortodonti dışındaki tedavileri, bununla dolgular olsun, endodontik tedaviler olsun, yer tutucuların yapılması bunlara dahil. Bunun dışında travmalar, işte yaz dönemi yaklaşıyor, yavaş yavaş artacak bunların sayıları. İşte dış kırıkları, bunların sayıları da yavaş yavaş artıyor. Bunların bakılması, diş etlerinin hastalıkları, bunların bizim ana bilim dalında yer alan kısımlar. Bunların hepsi pedodonti diye geçiyor. Evet, bu doğumdan itibaren, yani bir çocuğun süt dişinden itibaren konuşalım şimdi, süt dişi. Süt dişinin önemini konuşalım. Süt dişi çok önemli midir? Hani hep böyle şey bir bilgi, daha doğrusu bazen duyuyorum işte, ya bunlar dökülecek, işte bunlar zaten gidecek. Ama biz aslında o gelecek olanların da zeminini mi hazırlıyoruz? En doğru bakın, yani süt dişlerinin ben aslında önemini buradan öğrenmek istiyorum sizinle. Evet, sizin dediğiniz soruyu biz sıklıkla karşılaşıyoruz. Ya bunlar nasıl süt dişi? Bunlar düşülecek mi? Evet, düşecek, doğru, haklısınız. Ama o zaman niye biz bunları tedavi yaptırıyoruz? Ne gereği var diye sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Evet. Şimdi şu şekilde, süt dişlerimiz yaklaşık olarak 3 yaşında ağızda tamamlanıyor. Ve 12 yaş deniyor ama benim 15 yaşına kadar ağzında süt dişi olan hastalarımız da var. Uzun bir süreçte ağzımızda süt dişleri bulunuyor. Bunların birçok önemli görevi var. Hani sıralayamak istersek süt dişlerimiz ağzımızdaki, ağzımızda süt dişlerinin bulunması, çene kemiğimizin gelişmesini, iskeletsel gelişimi olumlu yönde etkiliyor. Çiğneme kaslarımızın gelişmesini olumlu yönde etkiliyor. Altında daim dişler var. Altında daim dişleri rehberlik yapıyor. Onlar için bir yer tutuyor. Ve bunun dışında alttan gelen dişlerin sürme sırasında rehber, düzgün bir şekilde gelmelerini sağlıyorlar. Evet. Diğer açıdan baktığımız zaman işte konuşma için önemli. Bunu bizzat yaşıyoruz. Dişsiz dişleri erken dönemde çekilmiş hastalarımızda konuşma problemleri yaşayabiliyoruz. Diğer husus, dişler çiğneme fonksiyonu çok önemli. Bu uzun dönemde, uzun aralıktaki çiğneme fonksiyonunu yerine getirmesi açısından süt dişlerimiz çok önemli. Ve estetik, biraz önce bahsettiğiniz gibi. Estetik açıdan da süt dişlerinin bulunması kesinlikle çok önemli. Hastalarımızda görüyoruz. Bazen işte erken dönemde çekildiği zaman çocuklar gülmeye bile çekinebiliyorlar. Evet. Ya da okul çağına başladığı zaman erken dönemde çekmek zorunda kaldığımız hastalarda protez yapmak zorunda kalabiliyoruz. Sırf bu estetiği yerine getirmek için, konuşmayı yerine getirmek, fonksiyonu yerine getirmek için. Bunun açısından süt dişleri kesinlikle önemli. Çene gelişimi açısından dediğimiz zaman bunu bizzat yaşıyoruz. Nasıl örnek vermek gerekirse, ektodermal displazi dediğimiz bir hastalık grubu var. Dişleri eksik oluyor, dişleri sürmeyebiliyor. Bunlarda baktığımız zaman ağız içerisinde kemiklerin gelişmediğini görüyoruz. Çene yapılarının bozuk olduğu görülüyor. Bu açıdan kesinlikle hani süt dişlerini ağızda tutmamız gerekiyor. Kaybedersek ne yapıyoruz? Ya nasılsa düştü, bunun yerine nasılsa diş gelecek mantığı da yanlış. Biz oradaki hocam bahsettiği gibi ileride çapraşıklıklardan korumak için yer tutucularla biz bu boşlukları korumaya çalışıyoruz. Ama tabii deyince, ki kendisi gibi olmuyor. Pardon, sözünü bildim. Estağfurullah, ben kestim aslında. Şimdi çocuk deyince aklımıza şey geliyor. Yani çocuk deyince çürük tabii, fazla sayıda gözüken. İşte belki de birazcık aslında ebeveynleri de mi bilgilendirmek gerekiyor? Hani o çocuğun tam olarak o dişlerini tamamen işte fırçalama dönemine ne zaman geçmesi, doğru fırçalama yöntemi. Çünkü çocuk yani ilk değil mi onu veriyoruz. Bunlar da çok önemli olsa gerek ki göstereceğiz sanırım burada doğru fırçalama yöntemini de. Biraz böyle hem ebeveyn bilgisi hem de bununla beraber onu çocuğa öğreti. Bu aşama çok önemli. Sürdürülebilirlik açısından da önemli belki de. Ben çürükten korunmadan devam edeyim o zaman. Evet, çürüğün başlangıcı. Şimdi çürüğün oluşabilmesi için 3 ana bileşen var. Önce o ortamda çürük yapıcı bakterilerin bulunması gerekiyor. Bu bakterilerin asit üretebilmesi için kullandığı karyojenik besinler diyoruz. Şekerli besinleri olması gerekiyor. Ve yine çürüğün oluşabilmesi için de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Biz bu üçünü bir şekilde bertaraf edebilirsek çürüğün önüne geçmiş oluyoruz. Tabii bunun dışında birçok faktör de var. İşte çocuğun
hamilelikte geçirilmiş olan hastalıklar, hamilelik sonrası, doğum sonrasında çocuğun geçirmiş olduğu hastalıklar, kullanılan ilaçlar, beslenme özellikleri, genetik, bunların hepsi tabii ki çürük için önemli faktörler ama bizim ana bileşenlerimiz biraz önce saydıklarım. Şimdi arada yeri gelmişken bahsedeyim, bize gelen bir soru şu. Ya işte benim komşumun çocuğu var, hiç dişini fırçalamıyor, hiç çürük yok. Benim çocuğum dişini fırçalıyor, bir sürü çürük var. Evet, o zaman bununla bunun çok bir alakası yok. Biz niye fırçalayalım gibi bir soru geliyor. Hani belki tam doğru bir tabir olmayacak ama ben ebeveynlere özellikle söylediğim bir örnek var. Yanlışım varsa hocalarım düzelsinler. Şimdi iki araba düşünelim. Bir tanesinin modeli düşük, bir tanesi yüksek modelli bir araba. Şimdi düşük modelli arabanın kaportasındaki işte içeriği farklıdır, biraz daha düşüktür. Tabii. İşte lastiği farklıdır ya da yapısı biraz daha düşüktür. Yüksek modelin biraz daha yüksektir. Ama burada bunun parçalanması için, araçta bir arıza gelmesi için illaki bir kaza olması gerekiyor. Bizim bu işte mikroorganizmanın bulunması, şekerli yiyeceklerin yenmesi, ağız bakımımızın olması bu çarpışma, kaza. Ama onun dışında genetik faktörümüz, işte evet, beslenme alışkanlıklarımız, kullanılan ilaçlar, bunların hepsi de o arabanın yapısını etkiliyor. Evet, arabanın yapısı düşük modelli olabilir ama kaza yapmadığımız müddetçe de arabada herhangi bir hasar meydana gelmez. Şimdi bu komşumuzun... Sen önlemini al da evet, diyoruz biz burada, değil mi? Şimdi komşumuzun önlemini çocuğu al. Muhtemelen arabası yüksek modelli bir araba. Çok güzel. Kaza yapsa bile çok fazla bir hasar meydana gelmiyor. Evet. Ama önüne geçilebilecek bir durum. Ne yapabiliriz? Bahsettiğimiz gibi burada şundan da bahsedeyim. Önce mikroorganizmalardan bahsedeyim. Çürük yapıcı bakteriler. İlk geçişi anneden diye geçiyor. Yani ilk çocuk doğar, bebek doğar. Doğduktan sonra mikroorganizmaların o bakteriler, çürük yapıcı bakteriler ağızda olmaz ama doğduktan sonra ağızda görülmeye başlıyor. Bu da nasıl? Anneden ya da çevredeki işte babadan, diğer kardeşlerden geçti. Şu anda bölümümüzde bir çalışma yapılıyor ve bunu da biz net olarak gördük. Hı hı. Annesinde yüksek bakteri oranı olan çocuklarda, bebeklerde de bakteri oranı yüksek oluyor. Bu şu anlama geliyor. Hani vardır ya işte kendimiz bir sıcaklığına bakarız yemeğin. Evet. Ondan sonra çocuğa bir veririz. İşte kendimiz bir ağzımıza aldığımız şeyi tekrardan çocuğa veririz. Ya da nasıl yanlış oluyor? İşte ağzından öpmek gibi. Bu şekilde geçiyor. Kesinlikle çocuğa en büyük zararımızı yapmış oluyoruz. Seviyoruz. Yanlış. Evet, hepimiz bebekleri seviyoruz. Evet. Çocuklarımızı seviyoruz ama çok büyük ne bir zararımız vermiş oluyoruz. Ki, evet. Değil mi? Karşıdaki insanın anne de olsan, baba da olsan, seninle o çocuğun arasında o bağışıklık sistemimiz farklı. Çok bebekten bahsediyoruz, çocuktan bahsediyoruz. Yok, çok önemli bir şey. Ağız, hele yani ağızdan bahsediyoruz. Evet. Ne kadar önemli. Ya onun dışında biz şimdi sadece çürük yapıcı bakterilerden bahsettik çocuk ama yapıcı, diğer aynen, hani hastalıklarımız da aynı şekilde bulaşabiliyor. Kesinlikle. O açıdan da hani yaklaşılmaması gerekiyor. Bu hani birbirimizin gibi. İşte hani işte ye işte babaannenin kaşığı, ye işte dedenin kaşığı, onun çatalı, bunun çatalı, bunlar da çok önemli. Yani dolayısıyla bizim ağız sağlığımıza bakarken tamam, diş fırçalama okey, her şey tamam ama biraz da bunlara da genel anlamda söylüyorum. Yani iskelet olarak baktığımızda biz buna da çok önem vermeliyiz. Ağız içine aldığımız her türlü bakteri bakteri. İlla dişimizin orada oynaması, çürük yapmasını, hatta belki o bakterilere bile sebep olacaktır değil mi? Daha büyük sebeplere. Kimden ne geçeceğini bilmiyoruz çünkü. İşte bu dönemde de korumak ve kişiye ait özel eşyaların olduğunu vurgulamak çocuklar için çok önemli. Evet. Çok güzel bir konuya değindiniz. Ağız ve yüz bölgelerini aldıkları darbeler var çocukların mesela. Bunda ne gibi önerileriniz var? Evet. Biraz önce bahsettiğimiz gibi işte yaz aylarımız yaklaştı. Özellikle Antalya bölgesinde bu havuzlardaki kaydıraklar, işte kenardaki evet fayansların üzerinde ıslak olması çok fazla hastalarımız oluyor. Kırık hastalarımız ya da bisikletten düşme, kaykaydan düşme gibi. Bir de yaz tatili başladığı zaman biraz daha aktif oluyor çocuklarımız. Dışarı daha fazla çıkabiliyorlar. Diş travmaları ya da ağız bölgesine yaralanmalar, darbeler alabiliyorlar. Bunlar da hani bilgilendirmek kesinlikle çok çok önemli. Şimdi
İlk bu şekilde bir travma geçirdikleri zaman öncelikli olarak ebeveynlerin sakin olması gerekiyor. Çocukla ilgilendikleri zaman işte çocukta bayılma, kusma ya da buna benzer medikal olarak genel sağlık üzerine olumsuz etkiler olabilecek durumlar görülüyorsa öncelikli olarak kesinlikle tıbbi bir müdahalede bulunulması gerekiyor. Bir acile gidilmesi gerekiyor. Evet. Ama arkasından mutlak surette bir diş hekiminin, özellikle pedodontistlerin, çocuk diş hekimlerinin görmesi gerekiyor. Hı hı. Bunda süre çok çok önemli. Çok. Örnek vermek gerekirse avülsiyon dediğimiz dişlerin yerinden çıkması, avülsiyon dediğimiz tabir. Bu vakalarda süre bizim için çok önemli. Hatta bizim tedavi protokollerimizde şöyle geçer, işte bir saatten önce, bir saatten sonra gibi geçer. Mümkün olan en kısa zamanda ulaşmak bu durumlarda önemli. Sadece bunun için değil, diğer durumlar içinde de hani daha büyük problemler yaşanmaması tabii, adına. Tabii. Burada hani yeri gelmişken söyleyeyim, dişimiz yerinden çıktı. Burada ne yapıyoruz? O dişimizi mutlak surette bulup, işte mümkünse kron dediğimiz dişin görünen kısmından tutup bir suyun altında tutup temizledikten sonra soğuk süt öneriyoruz. Hani en kolay bulunan, çevremizde bulunabilir. İçine atıp o şekilde getirilmesi en güzeli, en doğrusu. Soğuk süt. Dişimizi buluyoruz, soğuk suyun içine atıyoruz. Bunun sebebi nedir? Yani oradaki canlı dokuların canlılığını devam ettirebilmesi. Kuru kaldıkları zaman bu sefer canlılıklarını yitiriyorlar. Ve dişin, biz bu şekilde düşen dişleri yerine yerleştirip korumaya çalışıyoruz. Evet. Yerinde tutabiliyoruz. Ama bunda da saklama ortamları önemli. Hani tabii ki bu soğuk süt dediğim en çok çevremizde bulunan, en rahat bulunabilen bir şey. Onun dışında farklı farklı tabii ki solüsyonlar var. Bunları bulamayabiliriz. Okullarımızda önerilerde bulunuyoruz şu solüsyonları bulundurun diye, ama uzun uzun diye kalacak diye bir şey yok değil mi? Bunda bir kalma süresi var hocam. Bunu da söyleyeyim. Yani soğuk süte koydum, tamam. Hayır. Öyle en kısa zaman. En kısa zaman. Ne kadar kısa zamanda o kadar dişin işte hayatta kalma ömrü ya da ağızda kalma ömrü biraz daha uzuyor. En kısa zamanda diş hekimine başvurulması, özellikle pedodontiste başvurulması önemli. Bununla birlikte diş kırık parça varsa onun da getirilmesi. Her zaman yapamamakla birlikte diş kırık parçası eğer yerine uyuyorsa biz onu da yerine yerleştirebiliyoruz. Yani ellerinde ne var? Hani demesin ki işte dişle alakalı, bu bir evet parçadır, kullanılmaz. Böyle bir şey o yok. O da nemli bir şekilde, kuru değil ama dediğimiz gibi suyun içerisinde olabilir. Yani sütün içerisinde kırık parça getirilebilir. Ya da diğer vakalarda ne olabiliyor? Dişin yer değiştirmesi olabiliyor. Yani o durumlarda çok fazla hani müdahalede bulunulmadan buradaki en önemli husus en kısa zamanda diş hekimine ulaşılması. En kısa zaman. Yani evet. Şöyle oluyor, çocuk gerçekten ağır bir travma geçirmiş oluyor. Bir acile gidiliyor, işte dikiş atılıyor ya da genel kontrolleri yapılıyor. Daha sonra ebeveyn ya işte yüzündeki şişlikler bir geçsin, ya biraz çocuğun yok, kendine gelsin diye bekliyorlar. Ve bazı koşullarda işte iş işten geçmiş oluyor ve yapabileceğimiz bir işlem olmuyor. En hızlı yani vaka oldu, yaşandı ve hemen hızlı bir şekilde ulaşmamız lazım derken tabii diş konuşmuşken süremizin çok çok böyle az kaldı artık. Biliyorum konuda çok güzel ama böyle elimde de maket var tabii, diş maketi. Şimdi bakalım doğru diş fırçalama tekniğini görelim. Hem çocuklarımız için hem belki bizler bile. Evet, bunu da yakından şöyle çevirip yapabilirsek hocam. Evet, hem de biz de şu şekilde diş fırçalama genellikle gösterelim. Hani yapılan hata şu. Evet. Şu şekilde ya da bu şekilde fırçalanıyor. Ağız kapatılıp. Evet. Bu şekilde değil. Ağzımızı açıyoruz. Ağzımız hafif şekilde açıyoruz. İşte biz çocuklara anlatırken diyoruz ki kırmızıdan beyaza doğru diyoruz. Yani diş etinden dişe doğru. Aşağı doğru süpürür şekilde. Ön kısımlarını. O, mesela şu aşağı yukarı aşağı yukarı hareketini de var mı? Yani şu şekilde yaptığımız zaman hayır. Bu şekilde diş etinin içerisine doğru mikroorganizmaları ilerletmiş oluyoruz. Tamam. Tam tersi diş etinden beyaza doğru, kırmızıdan beyaza doğru. Kırmızıdan beyaza doğru. İç kısımları aynı şekilde, şu şekilde göstereyim. Önleri dik tutuyoruz fırçamızı. Hem aralarını da bunu yaptıktan sonra en son dişlerimizin üzerine bu şekilde fırçalıyoruz. Okluzal yüzey dediğimiz çiğneyici yüzeylerini, tüm yüzeyleri. Ve bu sürenin 2 dakika olması gerekiyor. 2 dakika fırçalamayı kesinlikle tamamlamamız öneriyoruz. Hani tam olarak yapılabilsin diye. Bir husus daha, arkasından dillerine fırçalarlarsa önerdiğimiz bir konu.
Diş fırçalamayı da kısaca bir şeyden bahsedeyim. Lütfen. Çocuklara kesinlikle bırakmıyoruz. Ebeveyn kontrolünde oluyor. Çocuklarımız her ne kadar bu fırçalamayı yapmak istese bile motor gelişimleri tam olmadığından dolayı yapamıyorlar. Ve belli bölgeler fırçalanmıyor. Ebeveynlerin bazen söyledikleri, benim çocuğum 5 dakika girer 5 dakika dişini fırçalar diyor. Ama o 5 dakika orada sürekli tamam. Belli bir yeri fırçaladığı zaman bir anlam ifade etmiyor. Bizim önerimiz, belli yaşa kadar ebeveyn kendisi fırçalayacak. Bu 4-5 yaşına kadar, 5 yaşından sonra çocuk fırçalayacak, arkasından ebeveyn alacak, ebeveyn kendisi kontrol edecek. Evet. Daha sonra sadece ebeveyn kontrol yapabilir. Artık 12 yaşından sonra kendisi fırçalamaya başladı. Bu 12 yaş çok yüksek bir rakam aslında. Çoğumuz bunu kontrol etmiyoruz ama kontrol etmemiz gerekiyor yani, fırçalamalar. Çok uzun fırçalıyor, çok temizdir, kesin, öyle bir şey yok. Doğru süre. Önemli olan o az sürede doğru fırçalama tekniğini kullanabilmek. Evet, evet. Çok güzel bir mesaj. Buyurun. Diş macunu. Alakalı olarak da şimdi çocuk diş macunu, 6 yaşına kadar çocuk diş macunu öneriyoruz. İçerisindeki flor içeriği biraz daha düşük. Mercimek tanesini kesinlikle geçmemesini öneriyoruz. İşte bazen olur ya, üstünü tamamen kaplayacak şekilde, böyle bir şey kesinlikle yok. Mercimek tanesi kadar koyuyoruz ve bu şekilde fırçalıyoruz. Bundaki işte ebeveynlerin bazen korkuları, ya işte aşırı alırsa, aşırı kullanırsa, benim çocuğum tüküremiyor. İşte ağzında kalan fazla miktardaki macun herhangi bir zararı olur mu diye. Eğer çocuk, eğer dediğimiz gibi düşük miktarda kullanıyorsa herhangi bir zararı olmaz. Ama tadı güzel diye çocuk arka arkaya bir daha diye istiyorsa, evet, o zaman biraz sınır koymak lazım. Problem. Sınır koymak lazım derken de şu şekilde diyebiliriz. %70 fırçanın etkinliği var. Yaklaşık olarak %30 da macun etkinliği var yaklaşık olarak. Yani macunsuz da fırçalayabiliriz. Eğer çocuk yutuyorsa ve aşırı miktarda kullanmak istiyorsa macunsuz bir şekilde fırçalayabiliriz. Suyla beraber bunu yapabiliriz. O kadar önemli bilgiler verdik ki bugün, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama bile kapatmadan önce son olarak yine böyle söz vermek istiyorum. Neler söylemek istersiniz değerli izleyicilerimize? Çünkü hepimizin çok önemli bir noktası. Hiçbirimiz uğramamış değiliz yani. Hepimiz o dişçi koltuğuna oturmuşuzdur. Böyle neler söylemek istersiniz? Hem böyle programı kapatırken hem belki mesajınız vardır değerli izleyicilerimize. Buyurun Kişat Hocam. Buyurun. Buyurun lütfen. Şimdi bizim toplum olarak şöyle bir sıkıntımız var. Koruyucu, yani oral hijyen konusunda koruyucu müdahalelere yönelik konularda birazcık şeyiz, rahat kalıyoruz. Olay, problem büyüdükten sonra bir şekilde müracaatlarımız oluyor. Bu da çok basit müdahalelerle kurtarılabilecek, çözülebilecek problemleri daha fazla müdahalelerle ve uğraşlarla, bu hekime de, hastaya da sıkıntılar, ülke ekonomisine de büyük sıkıntılar getirmekle. Erken tedavi, yani, erken tedavi. Burada kullanılan o kadar değişik malzemeler var ki, bazılarının gramı bilmem kaç dolar falan gibi oluyor. Sağ olsun devletimiz bunun büyük bir kısmını karşılıyor ama sonuçta bu giderek artan bir ekonomik yük de olmaya başlıyor kişiye ve devlete de. Onun dışında genel sağlığımızı da etkileyebiliyor. Kesinlikle. Ağız içerisindeki... Biz kendimize ne kadar bakarsak bu maliyeti bile azaltacak. Tabii. Çok önemli. Yani yapılan son gelişmiş araştırmalarda ağız içerisinde bayağı yüklü bir miktarda bakterilerin, virüslerin, mantarların olduğunu gösteriyor. Ve bununla bağlantılı olarak da sistemik bir temas yayılımı olduğunda da daha başka etkiler de oluşturabiliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Elçin Hanım, buyurun. Ben de aynı konuya ortodontik olarak değineyim. Yine aynı şekilde ortodontik bozuklukların da birçoğu erken dönemde kaybedilmiş süt ya da daimi dişlerin kaybına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Ülkemizde de buna sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle çürük sebebiyle vaktinden önce kaybedilmiş dişler de ortodontik bozuklukların temelini oluşturabiliyor bazen. Yine bakım, yine o nedenle çok konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Ve son olarak dekanım, sizinle böyle kapanışı yapalım artık. Tekrar çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Estağfurullah efendim. Ben hepinizin ayaklarınıza sağlık. Sağ, ben teşekkür ederim. O teşekkür bize ait. Çok sağ olun. İnşallah yeni binamız tam olarak hizmete geçtiğinde bir programda orada yaparız. Yaparız.
Hem keyifle. Kliniklerimizi gezdiririz. Keyifle. Hem eğitim kısımlarımızı size de gezdirmiş oluruz. Belki ondan önce bile gelebilirim. İnşallah. Ayrıca kontrolü bekliyoruz. Kendim için. Aynen öyle. Yani gerçekten için. Hastalarımız, halkımız gelmekten çekinmesinler. Geldikleri zaman gerçekten karşısında çok iyi bir ekip bulacaklar. Çok kaliteli tedaviler bulacaklar. Hocamın da, Küçük Hocamın da bahsettiği gibi hep kanser vakalarını söyler, erken teşhis hayat kurtarır. Hayır, her dişleri şey. Bu böyle erken teşhis. Neden hayat kurtarır? Çünkü ağızdaki bir enfeksiyon sizin kalp kapaklıklarınızdan, kalbinizden başlayarak mide, böbremler, bütün bünyemiz etkiliyor. Her şu anda şey bütün çalışmalar etkili. Onun üzerine. Gerçekten çok önemli. Lütfen lütfen 6 ayda bir rutin kontrollerine gelsinler. Buna özen göstersinler. Çok teşekkür ediyorum ben. Evet, bizler de. Efendim, çocuk doktorumuzla beraber, burada böyle ana bilim dalı başkanlarımızla beraber, dekanımızla beraber o kadar keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ki. Umarım sizler de ekran başında bu keyfi bizimle beraber yaşamışsınızdır. Tabii ben konuklarıma böyle teşekkür ederken her zaman söylüyorum, en büyük teşekkür sizlere. Çünkü bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için. Bir başka programda tekrar efendim buluşmak dileğiyle. Hayatın içinde kalın, hoşça kalın.